biliyorsunuz 17 gün sonra ısrarlı yayınlarımız sonucunda bulduk ve buraya getirdik. Annesiyle de babasıyla da kavuşturduk. Onu 17 gün boyunca yanında tutan Seher dün yayına bağlandı. Bugün de geleceğini söyledi, geldi. Ama önce sevgili Helin'i ve babasını çağıralım. Anneyle mi gelecek? Önce anneyle bir gelsinler. Bu arada annesiyle de dün barışmış sevgili Helin. Çok nefret ettiğini söylüyordu Nurgül'den ama babası vesile olmuş. Yani anne kızın küs kalmasına gönlü el vermemiş babanın. Güzel de bir iş yapmış. Gelsin lütfen sevgili Helin'le Nurgül, anne kız bir gelsinler lütfen. Buyurun kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Sen oraya geç Helin'cim. Sen Nurgül'cüm buraya geç. Şimdilik böyle. Serkan Bey hazır mı? Serkan Bey'cim siz de gelin lütfen. Buyurun. Şöyle alayım sizi. Şimdi sevgili izleyiciler, yani Helin bize birçok şey anlattı. Biz anneden başka şeyler duyduk, dinledik. Helin'in evden gitmesiyle ilgili. Sonra Serkan bize başka şeyler anlattı. Yani ama şu ana kadar konuştuklarımızı unutun. Evet. Şu ana kadar konuştuklarımızı bir kenara bırakın. Çünkü bambaşka şeyler öğreneceksiniz. Bambaşka şeyler, iddialar duyacaksınız. Bambaşka şeyler anlatılacak şu anda. Bambaşka şeyler. Ama ben şunu merak ediyorum. Anne kız dün barışmışsınız. Siz mi aracı oldunuz? Ben istedim. Çünkü sonuçta büyüten emek veren o. Aferin size ya. Tebrik ediyorum yani. Ama yine de hak etmemişiz biz o başka şeyleri. Yine kendi sağ olsun. Yine iyi olsun. Nurgül, mutlu musun? Evet. Ha? Dün o buluşma görüntüleri bir ekranlara gelsin. Helin'le, annesiyle Helin'in normalde nefret ettiğini söylüyordu. Kızgın. Ben nefret olarak algılamıyorum ben de. Kızgın da annesine. Bir gelsin o görüntüler. Barıştılar, şükürler olsun. Gelsin o görüntüler. Çocuk sadece bu kart meselesi yüzünden evden gitmemiş. Sen beni teyzemin oğluna nişanlamayacak mısın? Sonuçta annem, benden daha çok emeği var. Tamam yine ne olursa olsun. Kalk annene bir sarıl. Hadi ben de sarılacağım. Hadi bir sarıl. Hadi doğru. Hadi canım. Öp annen elinden. Yazdık. Bilmem. Hadi. Helin canım, affettin mi anneni? Evet. Hı? Evet. Baban istediği için mi affettin, gerçekten affettin mi? Gerçekten affettim. Hı? O kadar nefret ediyordun. Ne oldu, neye üzüldün, affettin? Benim sonuçta annem. Dediklerin peki hepsi doğru muydu? Evet. Nişan doğru muydu? Kitlediği doğru muydu peki? Evet. Doğru muydu kitledin? Evet. Yine evet diyor ya. Nişan da doğru yani. Evet. Ya sen de evet de. Gönlü hoş olsun ya. Evet de. Biz evde evet de. Kaybetmeyi mi göze almak istiyorsun ya? Susuyorum, ama susuyorum bak. Ama ya yanlış. Nurgül, senin kızın ne zaman evden kayboldu? Ayın kaçıydı? İkinci, üçüncü hafta herhalde. Hangi gün evden gitti? Salı günü. Salı tam günü. Tarihi neydi arkadaşlar? Bana tarihi söyler misiniz? Ayın 19'u, salı günü 9'u çeyrek geçe çıkıyor. 19'u. Evet. Peki o gün mü kayıp başvurusu yaptın? Evet, akşam üzeri. Akşam üzeri? Evet. Sen ne zaman öğrendin Serkan'cığım? Akşam ben üzeri. Ben gece saat 11.30'du. Kız kardeşim beni aradı Denizli'den. Haberin var mı dedi. Ne dedim? Helin kayıp dedi. Zaten elimde çay bardağı vardı. Bıraktığım gibi. Hı hı. Ayakkabı bile ayağıma giyme terlikle o yağmurda karakola gitmişim. Çocuk polisi orada arayıp sonra öğrenebilirsiniz. Akşam gitti dedi ki biraz aradan. Hı. Geceydi yani saatini bilmiyorum. Adamlar bana dedi. Ben hangi saatte olduğunu bilmiyorum. Gittik yani ihbar verdik. Annesi geldi ama dedi. 24 saat geçmedi dedi. Biz buraya not aldık dedi. Gereken de bilgileri yaptık dedi. Sen bize gerçekleri anlatıyor musun kızım? Evet. Emin misin? Evet.
Bak kısa kısa yanıtlar veriyorsun. Kısa kısa yanıtlar vermen bile bize gerçekleri anlatmadığını gösteriyor. Gerçeği söylüyorum. Emin misin? Evet. Birazdan bambaşka şeyler duyacağız ama sen biliyorsun bunu. Şu ana kadar anlattıklarının hiçbiri yaşanmamış. Başka şeyler olmuş. Varsa bir şey yapalım. Yani yaşadığın şeyler, her neyse. Sevgili Nurgül'cüğüm. Efendim. Sen bize her şeyi anlattın mı? Evet. Emin misin? Eminim. Hayır. Yanlış bir şey anlatmadım. Hayır. Hı? Yanlış, ben kart üzerine gitti diye biliyorum. Helin. Bir zaman ben konuşabilir miyim? Şöyle yapalım, sen konuşma da. Sen Nurgül'cüğüm karşıya geç, karşıya otur bak şu köşeye. Seher bir gelsin, seni 17 gün boyunca onun evinde kaldım, Adana'da kaldım dediğin Seher var ya. Seher buraya geldi. Gel Seher. Gel Seher, en köşeye geç canım. Seher'i görmedin mi Hacer? Burada Seher. Ha. Şimdi Seher'cim, şunu istemişsin. Yüzümü blurlayın demişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzü blurlanınca ya utanacak bir şeyin mi var senin? Benim utanacak bir şeyim yok da ailemden dolayı. O yüzden lütfen, yani sen iyi niyetli bir şey yapmışsın, kötü bir şey yapmadığın için izin verirsen blur'u kaldırmak istiyorum ben. Yok, kaldırmayın lütfen. Hı? Kaldırmayın. Çünkü babam yeni vefat etti. Babanın vefatıyla bu durum ne alakası var? Ve ailemden, hani ailem istemiyor. Ben buraya ona rağmen ben geldim. Hmm. Sırf bütün suçlamayı üstünden kaldırmak için, gerçekleri nasıl söylemek için. Çok merak ediyorum, 15 yaşındaki gerçekleri bir kızı koyuyorsun. Bir, öyle değil ama. Öyle değil işte. Bir dakika. Serkan Beyciğim, hiçbir şey bilmiyorsun. Şu ana kadar Helen'in sana anlattıkları unut. Nurgül'ün sana anlattıklarını unut. Seher'e kızma. Seher bize bugün gerçekleri anlatmak için geliyor. Helin'le bir konuş önce. Ben Melin'le konuşacak bir şeyim yok. Ben direkt anlatayım. Ben söyleyeyim. Annesiyle babası da bilsin. Hı. Hani beni suçluyorlar ya. Evet. Helin benim yanımda değildi. Benim babam vefat etti. Ben kendi memleketimdeydim. Hı hı. Helin bir başkasına kaçtı. Ve ben bunu da Helin, tamamen Helin'e bırakıyorum. Helin kendisi söylemek isterse söyleyecek. Helin Adana'ya gelmedi yani. Kesinlikle hayır. Benim her şekilde benim kanıdım var. Evet, öyle yani. Adana'da değil. Tren biletim olsun, Ankara'dan buraya gelişim olsun, hepsini araştırabilirsiniz. Tamam peki. Bir dakika Serkan'cığım, karışma. Lütfen çok rica ediyorum. Senin bilmediklerin var. Bazı şeyleri sen yeni öğreneceksin. Helin, senin anlatmanı istiyor kızım. Anlatır mısın? Ben biliyorum ne olduğunu da. Sen anlat. Diyor ya, başka birine kaçmışsın kızım. Evet. Evet diyor. Sen Adana'ya gitmedin değil mi Helin? Hayır. Arkadaşlar, Helin'i sürekli ekranda görür müsünüz lütfen? Kızım sen anlatır mısın? Ayın kaçında gittin sen evden? Nurgül ne zaman gitti senin kızın? Bir dakika sus. Ne zaman gitti senin kızın evden? Bu üçüncü haftaya girdik. 19'unda gidip kayıp başvurusunda bulunuyorsun. Senin kızın evden ne zaman gitti? Bu üçüncü hafta. Salı günü gitmişti. Şu anda tatlım doğru söylediniz. Bak salıyı malıyı boş ver. Senin kızın evden ayrıldıktan kaç gün sonra sen polise gittin başvuruda bulun? Aynı gün. Hayır canım. Aynı gün akşamına gittik. Hayır canım. Aynı akşamına gittik. Senin kızın 11 Aralık günü evden İstanbul'daki sevgilisinin yanına kaçmış. Sen 8 gün sonra gitmişsin yani. Hayır 8 gün sonra gitmedik. Benim dediğim doğruymuş değil mi Demar? 8 gün sonra gitmedik. Sen 8 gün sonra. Bence yok ya. 8 gün sonra. Çocuk polisine gittik. Canım benim, senin kızın evden ayrıldıktan bir hafta sonra sen polise gidiyorsun. Evet. Çünkü polis memuru beni aradı. Duydu mu beni? Eşiniz telefonu açmıyor dedi. Bence yani biz aynı gün gittik. Hayır. Biliyorum. Aynı gün gittin, geçersiz. 24 saat dolmadığı için geçersiz. Yani şöyle, sen polise gitmeden önce bir hafta önce. Artık anlatabilirsiniz. Hepsini anlatır mısın lütfen? Duyalım. Sen yine kızımsın. Herhalde kimse canım. Kimse de alamaz yani. İstanbul'da, her zaman da arkandayım. İstanbul'da yanına gittiğin kişi kimdi? Geldiğin kişi kimdi? Söyle. Söyle kızım. Biz her şeyi biliyoruz. Anlatır mısın söyle lütfen? Söyle misin? Sevgilim. Yanına geldiğin kimdi?
Seher'in nesi oluyordu? Yeğeni. Bir dakika sakin. Kaç yaşında bu sevgili? Yaşını tam bilmiyorum. Kaç yaşında Seher? 23-24 civarı bir şey. Sen de bunu öncülük mü ettin? Bir dakika. Sen hayır. Haberi yok. Onun çocuğu var. Haberi yok. Sadece Helen'i korumaya çalıştığı için bazı şeyleri söylememiş. Helen, sen nasıl tanıştın Seher'in yeğeniyle? Kendisi tanıştırdı. Oo. Seher mi tanıştırdı? Evet. Onun yanına kaç diye Seher mi söyledi? Hayır, ona söylemedi. Nasıl tanıştın sen bu çocukla? Instagram'da. Ne dedi sana, bir anlatır mısın? Ne dedi? Konuştuk sadece. Ben evden çıkmamı istedim. O da yanıma gelmeni istedi. Sen evden çıkmak istedin. O da benim yanıma mı gel dedi. Evet. Seher, sen tanıştırmışsın yeğeninle. Yok. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Helen şiddet görünce bunu aramış. Israrla kendisinin yanına gelmek istediğini söylemiş. Yeğenin İstanbul'da yaşıyor. Evet. İstanbul'un neresinde yaşıyor? Orasını hiç bilmiyorum. Tek başına mı yaşıyor? Yok. Kimle yaşıyor? 24 yaşında çocuk, 15 yaşında ya. Ya orasını kendisi bilir. Evli mi? Değil, hayır. Ha? Evlendi mi daha önce, ayrıldı mı? Hayır, hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Sen mi aracı oldun, tanıştırdın ama? Sonuçta sen tanıştırmışsın ama. Şimdi kendisi böyle diyor ya. Hı. O zaman hani gerçekleri de söylesin, hani her türlü her şeyi benim üstüme attı, her şeyi kendisi söylesin, hani diyor ya ben tanıştırmışım. Ben mi tanıştırmışım gerçekten sor acaba? Sor kendisine, sor, ne bileyim. Evet, kendisi tanıştırdı. Ben yoksa olan nereden bileyim? Söyle. Helen yalan söylüyor. Helen'in kadar... gözlerine bakamıyor musun? Bakın ya, o kadar tanıştırmasa beni ben nereden tanıyacağım? Bir dakika. O kadar beni suçlamada bıraktı, o kadar beni, yani nasıl diyeyim size, o kadar zan altında kaldım tamam ki. Tamam da Helen bu tarafta, o tarafta, göz göze konuşur musunuz? Evet, Helen'in gözüne bakabilir mi? Bak ya, niye bakamıyorsun gözüne Helen'in? Madem yalan söylüyorsa gözüne bakıp, Helen yalan söylüyorsun, ben tanıştırmadım diyebilirsin. Yalan söylüyor. Sen yalan tanıştırmadın söylüyor. Mı? Sen tanıştırmadın mı? Helen yalan söylüyorsun. Sen tanıştırmasan ben olan nereden bileceğim? Helen ya, hep yalan söyledin. Hani annen diyor ya olan, çocuk diye. Kendisi tanıştırmasa çocuğu ben olan nereden bileceğim? Çocuk olan bir insan sevgiliyi bilmez. Tamam mı? Sen tanıştırdın. Helen'cim, peki kaç, ne zamandır sen bu çocukla görüşüyorsun? Ben bir senedir falan. Bir senedir. Adı ne? Söyle adını. Biz biliyoruz. Söyle artık, yorma bizi. Değilsin. Mahir. Mahir. Evet. Peki Mahir diye benim yeğenim var. Seni onunla tanıştırayım diyen Seher mi oldu? Evet. Senin telefon numaranı Seher mi Mahir'e vermiş? Evet. Öyle mi? Hayır, kesinlikle yok. Yalan söylüyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun Helen. Yine yalan söylüyorsun. Her zamanki gibi yine yalan söylüyorsun. Sen tanıştırmadın mı? Ben mi tanıştırdım? Doğruyu evet. Söyleyen sen misin? Hı? Tek doğruyu söyleyen sen misin? Sen sus. Ben sana sus. Tamam, bir kalkıp da bir şey söyledim mi? Herkes yalan, tek doğruyu söyleyen sen misin? Demek ki senin de... Sen bir şeyler konuşma. Sen bundan kaybolduğunu bile bilmiyorsun. Bir dakika. Demek ki ne? Bir şey söyledim mi? Demek ki ne? Senin de el birliğin var. Bir dakika. Bunun altında bir şeyler var. Bir dakika. Nurgül'cüm, senin kızın 11'inde gidiyor. 8 gün boyunca sen susuyorsun. Senin bu ilişkiden haberin var mıydı, yok muydu? Bana onu söyle hayır. Bakayım. Hayır. Annenin bir dakika. Hayır, var mıydı Helen? Var mıydı? Var mıydı benim senin oğlanla konuştuğuna haberin? Var mıydı? Yok. Hayır, Helen bana dedi ki annemin haberi var dedi. Annem dedi telefonu dedi elimden alacak dedi. Helen var mıydı? Yoktu, sadece telefonu alacaktı. Vallahi bana bunu Helen söyledi. Telefonu bana ver, çok utanıyorsun dedi. Nurgül, madem kızına endişeleniyorsun ondan sonra... Bir hafta beklemezsin ki, nerede olduğunu bildiğin için bir hafta beklemişsin yani. Hayır canım yani. Niye be? Evet. Tatlı benim, 8 gün boyunca sen gitmemişsin. Ben gittik, biz karakola çocuklar içine gittik. Hayır. Nasıl gitmedik ya? Bencesi değil ya. Didem Hanım, ben televizyona bağlandı, Didem Hanım dedim ki 8 gün sonra dedim karakola ifade vermeye geliyor. O da polis zorunla. Dur bir dakika. Çocuklar içine gittik. Helen bak, biz her şeyi gerçekten biliyoruz, senin anlatmanı istiyorum. Annen bu olandan haberdardı değil mi kızım? Hayır, değildi. Biz söylemedin mi sen? Biriyle görüşüyorum demedin mi? Yine Akın'ın dediğine geldik. Evet. Akın seni askere gitmeden uyarmış. Bir yıldır görüşüyormuş. Kendisinden yaşça büyük erkeklerle görüşüyor de seni uyarmış. Ben ama kendisi bana öyle bir şey anlatmadı. Yani konuşuyorum demedi. Kızım telefonla çok kurdalıyorsun dedim. Telefonu bırak dedim. Niye bu kadar çok telefona giriyor? Yani TikTok'a falan çok gireyim anne dedi.
fotoğraf falan çekiyorum dedi bana. Peki annemin haberi mi var dedi sana Seher? Bana annesinin haberin olduğunu söyledi ve şöyle bir şey var. Şu anda Helin de inkar ediyor, annesi de inkar ediyor ama yo, bana telefonun elinden dinleyin. Aldığını söylediler. Evet. Almadım mı telefon elimden? Telefonu elinden aldım. Evet, telefonu elinden aldığını ve annesinin haberin ısrarla bana annesi... Bir dakika Nurgül bir şey anlatıyor. Bir dakika bir şey anlatıyor. Yani anne kız bu olayı biliyor. Yani anlatmış annesi kızına onu diyorsun. Yani bana öyle, Helin bana öyle söyledi. Ve bir şey söyleyeceğim. Hani diyor ya ben anneyim, ben de anneyim. Seher, senin hangi kardeşinin oğlu Mahir? Didem Hanım ben size onu sonra söylerim. Ama bir kız, ben kız kardeşinin mi? Bir dakika kız kardeşinin mi erkek kardeşinin mi oğlu? Yok. Kimin oğlu? Ben size onu sonra söylerim. Kocanın ama söylemek zorundasın. İkisinin zaten. İkisinin de değil Didem değil. Hanım. Nasıl? İkisinin de değil. Değil mi? Kardeşinin oğlu da değil. Doğruları açıklar mısın artık? Kim bu çocuk ya? Tamam ben doğruları söylerim abi zaten söyledim her şeyi. Kim bu çocuk ya? Kim bu çocuk ya? Bir dakika sen nereden biliyorsun ya? Çünkü ben böylesi insanların artık tecrübesi olmuşum. Bir dakika tecrübesi o zaman bekle, mi? Bekle. Evet. Abi bakın siz bana sizin bir sürü iftira attınız. Sen bir yani dakika. Burada ifade versen de sen cezanı alacaksın. Bir dakika. Bu da alacak. Serkan'cığım. Serkan. Niye alayım? Bir dakika ne olur. Bekle lütfen rica ediyorum. Serkan.